Merhaba arkadaşlar, Hikayelerle Zamanda Yolculuk programımızın 3. bölümüne hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bu programda sizlerle tarihte iz bırakan isimleri, hatta büyük hikayelerin arkasındaki bilinmeyen isimlerin olağanüstü hikayelerini inceleyeceğiz. Usta tarihçilerimizden dinleyeceğiniz bu hikayeler ile amacımız eğlenerek, öğrenerek tarihi olayların zihnimize yerleşmesini sağlamak. 3. bölümümüzün konuğu, 1. bölümde de olduğu gibi Yasin Korkut hocamız. Merhaba hocam. Merhabalar Serkan Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Sizlerle tekrar buluşmak mutlu etti bizi. Siz nasılsınız? İyiyiz hocam. Yani o kadar çok yorum geldi ki 1. videonun altına. Dedik yani bu bizi ziyadesiyle memnun etti. Yaptığımız çalışmanın amacına ulaştığını görmek hakikaten çok memnun edici. Bizi de motive etti ayrıca. Yani. Teşekkür ediyorum size. İnşallah bugün de yine böyle çok böyle güzel bir program yapacağız. Bugün böyle yine çok dikkat çekici bir mesele, bir konu var sizin bana ilettiğinize göre. İnşallah 1. bölüm gibi yine ses getireceğine inanıyorum. Aynen hocam. Konumuzu söyleyelim isterseniz. Osmanlı Tokadı arkadaşlar konumuz. Osmanlı Tokadı nedir? Nasıl atılır? Hocamız bize atacak. Göreceğiz. Öyle biliyor musunuz hocam Osmanlı Tokadı atmayı? Evet. O zaman ben yani biraz şekil olarak biliyorum Serkan Bey ama biz tabii şiddet yanlısı değiliz. Osmanlı'da bunu aslında birazdan konuşacağız. Gelişi güzel keyfi bir uygulama olarak yapmadı. Mecbur durumlarda, savaş durumunda ya da çok gerekli görülen hallerde bir politika olarak uyguladı. Ben biraz baktım hocam, hani hazır olayım sizin karşınızda diye. Estağfurullah. Sanırım savaşlarda hani silahlar düşünce kırılınca en azından ellerinde bir kozu olsun diye hani Osmanlı Tokadı'nı öğretmişler ama herkese öğretmemişler. Şimdi bu şöyle Serkan Bey, çok etraflıca konuşulması gereken bir mesele. O sizin dediğiniz sadece konu, yani bu Osmanlı Tokadı'nın bir tarafı. Aynen. İsterseniz şuradan başlayalım. Şimdi Türklerde en çok Türklerin gelişmiş olduğu alan askeri alan. Yani biz asker milletiz, ordu milletiz. Ta İslamiyet öncesinden itibaren, Metanlardan itibaren, Attilalardan itibaren, Alparslardan itibaren bizim asker alanda bir yeteneğimiz, yatkınlığımız, bozkır kültüründen gelen bir şeyimiz var, gücümüz var. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nde de aslında ordunun temeli de oradan geliyor. Hatta günümüzdeki ordu da oradan geliyor. Yani şu anda onluk sistemi kullanıyoruz. Meta'nın kurmuş olduğu 209'daki Kara Kuvvetleri Komutanı kuruluşu olarak oraya alıyoruz. Resmidir bu. Derslerimizde de anlatıyoruz arkadaşlarımıza. 2000 yıllık bir geçmişe sahibiz biz. Dolayısıyla asker milleti halinde bizde ordu, askerlik dediğin zaman herkes durur, saygı duyar. Hiçbir millet bizdeki gibi çocuklarını davuzluğuna çalarak askere göndermez. İşte bu ordu millet olduğumuzun en önemli kanıtıdır yani. Bunu Çanakkale'de de yaşadık, 1. Dünya Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda yaşadık, Balkan Savaşları'nda yaşadık, günümüzde mesela Suriye'de yaşıyoruz. Yani bu böyle devam edecek, azalsa da devam edecek. Şimdi Osmanlı Tokadı'nın izlerini de biz ta İslamiyet öncesinden görüyoruz aslında. Buna benzer uygulamalar var. Ta Hunlardan itibaren var. Ha niye Osmanlı Tokadı denmiş? Osmanlı bunu devlet politikasına dönüştürmüş çünkü. Bakın Osmanlı çok inanılmaz şey bir devlettir. Yani bürokrasi devletidir. Çok kural devletidir gerçekten. Ve bizim üniversitede hocamız Profesör Doktor Aslan Bastır Hoca'nın bir sözü vardı. Osmanlı Devleti'ni eğer akademik olarak çok fazla detayına inerek işlerseniz akıl sınırlarınızı zorlayabilir. Onun için bir noktadan sonra durmanız gerekir derdi kendisi. Ve hakikaten Osmanlı Devleti'nin belli noktalarını akademik olarak çok derine işlemeye başladığınız zaman yaşanan günün koşullarına göre onu nasıl uyguladığını anlamakta zorlanıyorsunuz. Böyle bir devlet işte. Zaten bunun için 623-624 sene yaşayabildi. Şimdi bu Osmanlı Tokadı meselesine dönelim. Konuyu çok uzatmadan çünkü arkadaşlarımız, izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz de bunu merak ediyorlar. Ben şöyle diyorum. Bunu izlerken özellikle pedagojik kurallara da dikkat ederek izah etmeye çalışacağım ben. Ailecek. Bu bir aile programı. Aynen. Dolayısıyla bunu böyle çocuklarımızla, eşlerimize, kardeşlerimize, anneler, babalar bir dizi izler gibi, film izler gibi daha güzel olur, daha hoş olur. Aile aynı zamanda mefhumuna da katkı yapmış oluruz biz. Ve çocuklarımızın hakikaten tarihe olan merakını da bu anlamda çekmiş, uyandırmış oluruz. Bu noktada sizi takdir ediyorum bir kere daha. Bana en çok gelen mesajlar bu mihvalde toplanmıştı. Gerçekten ailemizle oturup izleyebileceğimiz bir program olmuş. Bu beni çok mutlu etti gerçekten. Dolayısıyla Osmanlı Tokadı'nın çıkış hikayesiyle alakalı olarak birkaç tane anekdot var. Yani akademik kaynaklara indiğimiz zaman. Şimdi orada özellikle Osman Bey ile alakalı olarak Osman Bey'in çıkan Osmanlı resmi kurucusu, Osman Bey'in çıkan bir arbede de birisinin attığı tokatla o kişinin ahalinin önünde ölmesinden kaynaklandığını söyleyen kaynak olduğu gibi
Bazı bilim insanlarımız da 4. Murat döneminde Hafız Ahmet Paşa vardır bürokraside. Özellikle Ayak Divanı dediğimiz bir divan var Serkan Bey. Nedir Ayak Divanı? Halkın şikayetlerinin dinlendiği divan. Osmanlı'da Ayak Divanı diyoruz. Ve o Ayak Divanı esnasında iki tane Yeniçeri Hafız Osman Paşa'ya saldırıyor. Ve Hafız Osman Paşa ikisini de attığı tokatla orada bertaraf edebiliyor. Yere düşmesini sağlıyor. Hatta öldüğünü yazan kaynaklar var. Oradan çıktığını da, oradan isimlendirildiğini söyleyen akademisyenlerimiz de var. Şimdi net olarak nereden çıktı tam belli olmasa da Osmanlı tokadı realitesi var mı? Var. Peki Osmanlı'da nasıl bir ordu vardı? Ve Osmanlı Devleti ordunun neresinde? Siz dediniz ya az önce her asker, herkes Osmanlı tokadı attırılmaz, öğretmez. Evet, çok doğru bir ifade. Herkes Osmanlı tokadı öğretilmez. Herkes Osmanlı tokadını atamaz zaten. Osmanlı tokadı özellikle bir kişiye iki defa vurulmaz. Bakın. İki defa vurulan genelde Osmanlı tokadı değildir. Allah Allah, bu ne demek şimdi? Öyle bir vuracaksın ki karşısındaki kişi ölecek. Şimdi bunun çıkış hikayesi şu. Osmanlı Devleti çok modern bir orduya sahip. Yani günün koşullarını değerlendirdiğimiz zaman mesela 4 tane 5 tane Avrupalı devlet Haçlı ordusu birleşiyor ve Osmanlı Devleti'ni yine yenemiyor. Ve bu Osmanlı tokadı sadece askeri platformda Osmanlı uyguladığı bir tane nokta. Bakın bir nokta. Öncü birliklerinden, yaya birliklerinden, atlı birliğinden, levazın birliğinden, mehter takımından, işte padişahın ordunun başına sefere çıkmasıyla ordunun moral bulmasından, her yerde savaş yapılmamasına varana kadar bütün bunları birleştirdiğiniz zaman bir askeri, üniter askeri yapı ortaya çıkıyor. Şimdi Osmanlı tokadına tekrar dönelim. Bir türlü dönemesek de Osmanlı tokadını burada bir yere koyacağız. Özellikle Osmanlı Devleti'nde Akıncılar denilen bir birlik vardır. Ta kökeniyle İslamiyet öncesinden geliyor. Yelme dediğimiz birliklerden. Sınırlarda düşman ordular üzerine akınlar düzenleyip özellikle onların Osmanlı kendi sınırlarına yaklaşmasını engelliyor. Ve orada keşifler yaptırarak aynı zamanda onlar üzerinden istihbarat bilgisi de alıyor. İşte akademik kaynaklardan bir kısmı diyor ki bu deliler içerisinde zaten Delibaş özellikle en ünlü bir Osmanlı tokadının çıkış noktasıdır. İsmi de oradan gelir. Büyük bir ihtimalle akademisyenler belirttiğine göre. Bir kısmı diyor ki deliler içerisinde uygulanan politikadır. Bir kısmı da diyor ki akademisyenlerimizin meydan savaşlarında düşmanla ilk sıcak çatışmaya giren azaplar vardır. Bekar Türk gençlerinden oluşan birim. Azapların bir bölümünde uygulanan bir politikadır. Ama her halükarda bu bir devlet politikasıdır Osmanlı'da. Peki nasıl ortaya çıkarmış Osmanlı bunu ya da niye devlet politikası yapmış? Osmanlı Devleti her yerde savaş yapmaz. Özellikle biz meydan savaşlarını çok severiz. Çünkü bilek gücüne dayalı bir savaş vardır o dönemde. Ateşli silahlar bile çok sona kullanmaya başlandı. Mesela kuruluş döneminde 1. Murat 1389 Kosova'da ilk defa top kullandı. Ama tahrip gücü olan top değil. Psikolojik, ses amaçlı. İlk tahrip gücü topları Fatih Sultan Mehmet. 2. Mehmet İstanbul fethinde kullanıyor. Sonra yükselme ve duraklama seyrinde biz ciddi anlamda ateş silah, tüfenk dediğimiz ifadeyi falan görüyoruz. Özellikle meydan savaşlarında bilek gücüne, fizyolojik güce dayalı bir savaş stratejisi olduğu için öncü birlik çok önemli burada. Ve öncü birlik düşmanla yani sıcak çatışmaya giren ilk birliğin düşmanda oluşturacağı etki çok önemli. İşte orada sadece fiziksel olarak yapılan müdahale değil, psikolojik etkenlerin de devreye girmesi gerekiyor. Ve küçük yaştan alarak sarayda iyi bir beslenme programıyla, çünkü vitamin değerlerinin çok iyi olması lazım, vücut fizyolojisinin gelişmesi için özel bir beslenme programıyla özel bir eğitime tabi tutularak diyor. O yetiştirilen çocuklara öğretilir Osman tokadı. Nasıl öğretilir peki? Ta beslenmeden başlıyor, bunlara ağır bir fiziksel ve psikoloji eğitimi veriyor. Bak, fiziksel ve psikoloji eğitimi, altını çiziyorum değerli dinleyicilerimiz özellikle. Peki ne yapmaya çalışıyor? Bu Osmanlı tokadını öğrettiği kişiler düşmanla sıcak çatışmaya giren ilk birlik olduğu için bunların aynı zamanda savaşta sağ geri dönme ihtimali çok zayıf. Yani bir kere sıcak çatışmaya giriyor ve %90-99 şehit olarak geri dönemiyor. İşte psikolojik olarak bunu aynı zamanda sizin ölüme, şehadete, gazaya hazırlayabilmeniz lazım. İşte bugünkü profesyonel hipnoz teknikleriyle benzer teknikler kullanarak o psikoloji eğitimini sürekli bilinçaltına yükleme yapıyor. Şehit, gaza, vatan, millet, şehadet, gaza sürekli olarak onu pompalıyor. Sürekli olarak pompalıyor
Ve siz bu devlete lazımsınız. Siz İslamiyet'i yüceleteceksiniz. Siz Osmanlı'yı savaşlarda kurtararak bu dini yayılmasına katkı yapacaksınız. Siz şehit olacaksınız. Siz seçilmiş insanlarsınız. Siz özel birliksiniz. Bunun gibi sürekli bilinçaltına pompalanıyor. Ben yani, nasıl geldim şu an? Tabii ki yani ölüme hazırlıyor onu Serkan Bey. Yani bakın şimdi savaşta düşmanla sıcak çatışmaya giren ilk birlik diyorum. Ve geri dönme şansı bunun çok az, yok gibi bir şey. Şimdi böyle bir eğitim vermeniz lazım. Üniversitede bizim hocamız derdi ki buna en yakın günümüzdeki özel hareket birlikleridir. En yakın. Yani bir kıyaslama yapmak gerekirse eğer. Günümüzde özel hareket birlikleri de öyledir. Mesela özel psikoloji eğitimi verir aynı zamanda onlara. Dağda, taşta, işte aç kalma öğretilir, aç bırakılır, her türlü silah kullanma öğretilir. İşte aynı zamanda uzak doğu sporlarla ilgili eğitim verilir, güreş teknikleri öğretilir. Özel hareket birliklerimiz de öyledir. Kendine mesela iğne yapar. Tabii yani öyledir mesela onlar. Ağaç kökü ya da işte bir aç kaldığı zaman bir ağacın otun hangisi verimlidir, hangisi verimsizdir, hangisi zehirli. Öyle işte buna benziyor derdi Hasan Basri hocamız bizim. Ve dolayısıyla önce bu psikoloji eğitimi verirken Serkan Bey bir salona alıyor bunları. Ve sehpa böyle uzun masalar düşünün, mermer masalar. Mermer masaların iki tarafına karşılıklı olarak diziyor. Amiri memur var tabii orada. Müzikli bir ritimle buna. Müzikli bir ritimle önce ellerin alışması için mermerin üzerine zeytinyağı döküyor. Bakın. Ve o zeytinyağı dökülmüş olan mermeri tokatlatmaya başlıyor. Ama şöyle değil. Evet burada bir mermer var. Zeytinyağını döktük. Siz bu eğitimi almak zorundasınız. Geçin hadi bakalım tokatlatın. Hayır onu yapmıyor. Bakın. Osmanlı hep diyorum ya kural devletidir. Osmanlı bürokrasi devletidir. Osmanlı'da bir şey gelişi güzel uygulama göremezsiniz. Bürokrasi de göremezsiniz. Hep kılı kırk yarar, onu bir daha kırk yarar, onun devlete vereceği zararı ve menfaati görür. Devletin zararlı olmadığına kanaat getirdikten sonra onu politikaya dönüştürür. Osmanlı böyle bir devlettir yani. Ve ondan sonra müzikle, ritimle bakın, orada salonda ahenk oluşup onları güdülemek için bakın. Onlara bir tane sağ, bir tane sol, iki tane sağ, bir tane sol şeklinde pat, 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 pat şeklinde yankılar oluşturuyor, güdülüyor beraber. Ve bu zeytinyağlı mermeri tokatlatarak bu ellerdeki sinirlerin yavaş yavaş ölmesini sağlıyor. Bakın yavaş yavaş, alıştıra alıştıra. Ve burada bir amacı daha var. Hem ellerdeki sinirleri öldürüp acısını ortadan kaldırmak, hem de bu mermere tokat atarak ellerin büyümesini sağlamak. Bakın. Ve kol kaslarını güçlenmesini sağlamak. Bu mermeri, zeytinyağlı mermeri tokatlattıktan sonra boş mermere geçiyor. Ve bunun aşamalar var ileriye doğru. En son ağaç gövdesine geçiyor. Bakın ağaç tokatlatıyor bunu ileri aşamalarında. Ve burada bir askerin artık tamam yani Osmanlı tokadı aynı zamanda bu kişi de oldu. Bu artık Osmanlı tokatının son noktasına kadar eğitimini aldı. Bunun testlerini yapıyor. Nasıl testini yapıyor? Karşısına bir at aldırıyor. Bakın at. Ve at tam karşısında dururken elinin tabanıyla atın alnına tokat attırıyor ve atı yere düşürüp bayıltması lazım diyor. Yani bunun son aşamaya geldiğini kanaat getirmesi için. Önünden dört nala geçen ata vurup diyor atı devirip atı sendeletebilmesi lazım. Osmanlı tokadı sıradan bir tokat değil. Yani bakın aylarca yıllarca mermer ve ağız gövdesi aşamalı tokatladığını düşünün. Ve bu eller nasır tutuyor. Buradaki sinirler tamamen ölüyor. Ve hatta ve hatta bak daha akademik bir şey söyleyeyim. Bir akademisyenimizin iddiasını söylemesi diyor ki bu eller trans halinde tokat atıldığı için diyor parmaklarda kırılmalar oluşuyor. Ve bu parmakları diyor çoğu zaman tedavi ettirmiyor. Niye biliyor musunuz? Bakın burada da bir kural var Osmanlı Devleti'nin. O kemiklerin ellerde yamuk yumuk kaynamasını sağlayıp elleri şekilsiz ve korkunç hale getirmek için. Bakın. Osmanlı böyle bir devlet işte yani. Osmanlı tokadı millet filmlerde falan izliyoruz ya. Oradan bir cihazla başlıyorlar tokat ederken puank diye bir ses çıkıyor falan. Öyle bir şey değil. Evet bunun bir sesi vardır ama şöyle bir tokattan falan bahsetmiyoruz yani. Ve bakın şimdi Osmanlı'da değerli izleyicilerimiz bunun altını çiziyorum. Osmanlı'da tokat kavgada kullanılmaz. Özür diliyorum. Yumruk kavgada kullanılmaz. Niye biliyor musunuz? Yumruk en son tercih edilecek şeydir diyor. En son. Niye? Yüzde gözde kırılmalara, körlenmeye falan hasar oluşturduğu için diyor. O bir kişinin diyor basiretsiz adamı kullanacağı şeydir diyor. Tokat vardı Osmanlı Devleti'nde. Ve Osmanlı'da bakın kavgada bile bir hiyerarşi vardır.
Önce diyor kavgaya başladığı zaman büyük diyor küçüğü vazgeçirmek için diyor ona yumruk atmadan bir tokat atar diyor önce. Tokat atar, onu etkili bir tokat atarak diyor o küçüğün kavgadan vazgeçmesini sağlamaya çalışıyor. Bak orada bile bir kural var yani. Toplumsal bir algısı vardır. Bir kişi eğer önce kavgaya yumrukla başlarsa o toplumda dışlanır bu duyulduğu zaman. Şuna bak ya falan yani aşağılanır. Utanmadan bir de yumruk atmış falan. En son kullanılacak olan yumruktur diye bir çıkış yolu bulamaz eğer. Ve aynı zamanda ne yapıyor biliyor musun? Bunu vuruş tekniklerini öğretiyor Osmanlı tokadını. Osmanlı tokadı şöyle kol sallanmaz. Bakın burada diyor ki bu el, bilek, buradaki dirsek, omuz. Burası diyor vücutla bütünleştirilir. Ve diyor şu boyun kaslarının olduğu yerden diyor ta omurilikten ve diyor belden bir kuvvet alarak vücut bütünleştirilecek diyor kuvvet oradan alınır. Yani şöyle olmaz diyor. Buradan güç alamazsın zaten. Dolayısıyla diyor bu diyor böyle yarı açık konumda. Bakın el şöyle değildir. Tam şekil olmaz. Yarı açık böyle pençe konumunda diyor. Etki oluşturması için vücuttan diyor omuzdan buradaki boyun kaslarından omurilikten kuvvet alarak diyor özellikle vuruş tekniklerinde. Bakın şuradan yukarıya doğru şah damarı vardır. Şurada kulak zarı var. İkisini içine alacak şekilde diyor yukarı doğru sürttürerek vurulur. Ve diyor ki etkili vurduğu zaman kafatasını çatlatır. Ve beyin kanamasından diyor kişi ölebilir. Aynı zamanda diyor ki en etkili vuruşlardan bir tanesi. Elini tam düz tutmadan elini diyor hafif diyor çukurlaştırarak bakın şu burnun tam elinin böyle ortasıyla burun bu geniz bölgesini içine alacak şekilde karşıda vurulur. Bunun sebebi tam bu geniz bölgesindeki kemikler kırılır, beyne saplanır ve beyin kanamasından ölürsün. Osmanlı tokadı böyle bir şey. Az önce girerken ben dedim ya iki defa vurulan Osmanlı tokadı değildir diye genelde. Osmanlı tokadı bir defa vurulur. Bir defa vurup karşıdakini etkisiz hale getirme üzerine kurulu bir tokattan bahsediyor zaten. Dolayısıyla iki defa vurulan genelde Osmanlı tokadı değildir diyoruz biz. Şimdi bu vuruş tekniklerini bu özellikle ölüm makinası haline getirdiği, psikolojik ve bu fiziksel eğitim verdiği kişiler diyor ki savaşa gitmek için diyor deliriyorlar. Yani o kadar güdülüyor ki diyor bunları bir an önce savaşa girip diyor biz bu tekniği uygulamamız lazım. Ve bunları savaşa sokarken bunları genelde silahsız. Ya da azaplar sıcak çatışmaya giren ilk birlik olduğu için özellikle düşmana karşı hızlı hareket edebilmesi için hafif silah kullandırılır. Ve o hafif silahlar kırılabilir, düşebilir, bozulur falan. O tip durumlarda diyor işte Osmanlı tokadını devreye sokar. Şimdi bunlar özel bir birlik olarak düşmanla sıcak çatışmaya girerken ya da diyor azapların da içinde bir bölüm olarak silahsız şekilde diyor orada bekletilir. Ve savaşın büyüklüğüne göre belli sayıda götürüyor ve bunları götürürken ayı postu, kurt postu giydiriyor bunlara. Korkunç hale getiriyor. Hayvansı bir görüntü oluşturuyor bunlardan. Ve kanat falan takıyor böyle. Değişik bir görüntü oluşturuyor. Ondan sonra düşmanla sıcak çatışma ilk başlarken önce düşmanı diyor bunlar karşılıyor. Bakın şimdi. Ben burada bir iki cümle söyleyeceğim. Bir daha da dinleyicilerimiz Osmanlı tokadının ve aynı zamanda Osmanlı'nın ne olduğunu unutmayacaklar. Bunlar diyor başladığı zaman yıllarca, aylarca güdülenmiş bu savaşı bekleyen kişiler olarak diyor sabırsızlanıyorlar. Artık talimat ver artık, talimat ver. Bir an önce artık saldıralım bu öğrendiğimiz teknikleri burada şehadet gaza için uygulayalım. Ve insan-hayvan karışımı olan hayvan postu giydiği için ayı kurt postu tabii karşıdaki düşman da tam bunun insan mı hayvan mı olduğunu ayırt edemiyor. Özellikle yüzünü gözünü falan değiştiriyor. İşte efendim kurt postuna bürünmüş, kanat takmış falan böyle değişik bir atmosfer yani psikolojik görüntüsüne de psikolojik bir etki oluşturuyor karşıda. Ve savaştığı zaman diyor trans halinde savaşa başlıyor. Bakın şimdi bunları nasıl eğitti? Psikolojik ve fiziksel ağır bir eğitime tabi tuttu. Diyor ki savaşa başladığı zaman öyle bir diyor hedefe düşmana kilitlenir ki diyor bunun parmağı kopar fark etmez diyor o anda. Böyle güdülenmiş şekilde savaşıyor. Bunun diyor eli parçalanır fark etmez diyor. Hissedemez diyor o anda. Bunun diyor kolu kopmuş olabilir hemen hissedemeyebilir diyor. Vücuduna ok saplanır diyor oku çıkar o okla düşmana bir daha saldırır. Bak böyle savaşıyor. Ve aynı zamanda diyor ki siz atın üstündesiniz düşman olarak. Karşınızda insan hayvan karışımı görüntüsü tam olarak böyle seçemediğiniz belli edemediğiniz bir yaratık var.
Bu geliyor, sizin zırhlı olarak bindiğiniz ata vuruyor, yani etki uyguluyor ve at bayılıp yere düşüyor. Şimdi siz burada psikolojik olarak etkilenmez misiniz? Etkilenirsiniz. Bakın. Ve aynı zamanda ne yapıyor biliyor musunuz? Diyor ki bunlar öyle bir savaşır ki önde diyor, öyle bir ölüm makinası haline getirir ki bunları kan kaybından yerde hareketsiz kalana kadar savaşa devam eder. Mızrak vücuduna gelir diyor, bak mızrak. Diyelim ki yerden kalkamıyor. Hadi eli falan koptu, parmağı onu geçtik. Mızrak vücuduna saplanıp diyor yere düştüğü zaman eğer diyor yerden kalkamıyorsa sürünerek diyor kendisini atların altına atar. Bak bunu böyle güdülüyor işte. O psikolojik yüklemeyi bunun için yaptı buna. Psikolojik yüklemi bunun için yaptı. O hipnozvari tekniklerle bunun için eğitti işte. Bu adam bunun için kol kaslarını güçlendirdi. Aylarca, yıllarca mermer ve ağaç tokatlatarak, ta zeytinyağlı mermere başlatarak, sinirleri yavaş yavaş öldürerek bu aşamaya bunun için getirdi. Ve ne yapıyor biliyor musunuz? Daha başka bir şey var. Savaşın büyüklüğüne bağlı olarak meydan savaşlarında diyelim ki atalım. Her savaşta bunların sayısı çünkü aynı olmaz. Büyük savaşlarda daha çok götürür. Önde 3'te 1 ile başlıyor savaşa ve 3'te 1'lik kısım yıpranıp şehit olunca arkadaki 3'te 1'i öne alıyor diyor. Bak arkadaki 3'te 1'i öne alıyor, bunları önde diyor böyle çark gibi döndürüyor. Bak bak o dönemin 500 sene önceki teknikten bahsediyorum şu anda ben. İşte niye Osmanlı 5 tane karşısındaki devleti yenebiliyor? Bunun için yenebiliyor işte. Bu etkenlerden bir tanesi değil mi? Bu sadece bir tanesi. Şimdi bir noktaya bağlayacağız olayı. Ve önde diyor bunu şu şekilde döndürür diyor. 3'te 1 öne alır. Öne alır nereye kadar? O karşıdaki orduya arkadaki bizim ordumuz bu şekilde mesaj veriyor. Ve düşünün yani eliyle koluyla atı deviren, vuran, ok saplanlama düşmana bir daha saldıran, mızrak saplanmasına rağmen düşman halinde hücum etmeye çalışan, yere düşmüş yerde sürünerek kendini atın altına atan. Şimdi böyle savaşan bir birlik var sizin karşınızda ve bir türlü o birliği şu anda geçemiyorsunuz siz. Ok atıyorsunuz yine geçemiyorsunuz ama yani. Ok saplanıyor, yere düşmemişse devam ediyor adam savaşmaya. Ya da insan ya da hayvan neyse bilmiyorsunuz da. Ve bunları önde dedim ya savaşı bir defa girerler diye. Önde bunları döndürür. Çark gibi düşmanın önce tamamen psikolojisini bitiriyor, yıkıyor. Ve ondan sonra bak da Yeniçeri falan onlar duruyorlar da. Sağ birliği var, sol birliği var, okçu birliği var, Yeniçeri bekliyor. Padişah onların efendim ortasında onun işte sağ sol garipleri var. Aynı zamanda sağ ubeci var. Mehter takımı bir yerde yani koskocaman bir 80 bini 100 bini bir ordu düşünün. Daha savaş yeni başladı daha. Ve arkasından duruma göre birlikleri harekete geçirmeye başlıyor. Ve bugün yapılan araştırmalarda bir şey var Serkan Bey. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Lütfen izleyicilerimizden rica ediyoruz. Bilimsel olarak Osmanlı Devleti'nin savaştığı yerlerde yapılan kazılar diye bir araştırma yapsınlar. O yapılan kazılarda insan iskeletleri çıkarılıyor. Kafatası çıkarılıyor mesela. İnsan öldüğü zaman değil mi? Yani kafatasımızın bir şekli var işte. Bellidir yani kemiğin yapısı bellidir. Peki Osmanlı'nın yaptığı meydan savaşlarının yaptığı yerde savaş bittikten sonra ne yapılıyor? Taraflar orada toplu olarak, bu Osmanlı için de geçerlidir. Orada toplu mezarlar açılarak oraya önce o şehit olan insanların defini gerçekleştirir. Karşı taraf da bunu yapıyor. Ve orada bugün yapılan kazılarda çıkan at ve insan iskeletlerinde bir şey rastlanıldı. Ne biliyor musunuz? Geniz bölgesi patlamış, kafatasında çatlamalar olmuş, beynini kemik parçaları saplanmış olan insan ve at iskeletlerini buluyor. Bugün bakın. İşte onlar kimin marifeti? Onlar Osman Tokat'ın marifeti. Dedim ya, vurduğu zaman kafatasını çatlatır diye. Bak, yine ben devam ediyorum. Şimdi izleyicilerimiz de tabii kilitlendi şimdi. Bu böyle, Allah Allah, daha başka hocam anlat lütfen. Vuruş tekniği var mı? Var tabii ki. Diyor ki aynı zamanda bir göğüs kafesine eğer vurursa, bakın göğüs kafesine vurduğu zaman buradaki kaburgaların parçalanır ve iç kanamadan ölürsün. Sırtına vurduğu zaman diyor ciğerlerin parçalanır, iç kanamadan ölürsün. Bu mide bölgene vurursa eğer miden ve iç organların patlar yine iç kanamadan ölürsün. Yani Osman Tokat'ın mahiyeti bu. Zaten buna, tabii buna göre yetiyor. Buna göre vuruşu öğretiyor adam. Ve vurduğu zaman elinde sinir olmadığı için kendisi acı hissetmiyor zaten. Ve diyor ki bu el diyor öyle bir noktaya gelir ki askerin diyor iki eli, normal bir askerin iki eli
bu adamın diyor bir eli kadar falandır yani. El çok büyük, nasırlaşmış, sinirler ölmüş ve aynı zamanda şekilsiz duran bir el, kemikler kırılınca, tedavi ettirmeyince yamuk yumuk kaynamış, şekilsiz ve korkunç görünen bir el. O el vurduğu zaman o yıllarca mermeri tokatlamış olan, aylarca mermeri tokatlamış olan, ağaç gövdesini tokatlamış olan o elin o güçle insan suratına ya da at kafasına çarptığını düşün. İşte o zaman Osman Tokat ortaya çıkıyor ve kafa tası çarptı. İşte bugün o yapılan kazılarda çıkarılan iskeletler de bu test ediliyor bilimsel olarak. Bak tezlere yansıyan bilgidir bu. Şimdi devam ettireyim ben. Osmanlı Devleti'nin onun için biz en cefakar, aynı zamanda en karizmatik birliklerinden bir tanesidir bu. Deliler denmesinin sebebi deli baştan gelir ismi. Ve Akıncı ya da azaplarda uygulanan özel bir birliktir. Bu devlet politikası olarak uygulanmıştır. Ve aynı zamanda bununla düşmanın psikolojisini bozunca Serkan Bey arkadan işte Yeniçeri vesaire harekete geçiriyor. Burada da bir bilgi paylaşacağım ben dinleyicilerimizle. Hep bana sorar mesela derslerimi anlatırken. Ya hocam biz bir şey anlayamıyoruz. Neyi anlayamıyorsunuz arkadaşlar? Şimdi diyelim ki Osmanlı'nın 90 bin askeri var. Savaş meydanı. E hocam 80 bin 100 bin de karşı taraftan var. Evet doğru. Hocam şimdi at kişnemesi var, kılıç sesi var, kalkan sesi var. Yani nasıl bu kadar asker harekete geçiriliyor? E o zaman yani modern WhatsApp yok, WhatsApp yok, efendim telefon yok, kızılötesi yok, Bluetooth yok. Yani iletişim kurabileceği uzaktan uzağa hoparlör bir şey yok. İşte orada yine Osmanlı Devleti'nin modern bir tekniği var. Mehter var. Evet aynen öyle. Birinci Murat'ın kurmuş olduğu mehter takımı. Şimdi mehter takımını biz normal böyle... sanki dersleri de anlatırken ben bazen işte padişah kendini böyle eğlendirmek için falan işte mehter takımı çok güzel hadi bir çalın da dinleyin falan öyle değil. Mehter takımı askeri bandodur Osmanlı Devleti'nde. Askeri bando ta temeli Anadolu Selçuk'tan gelir. Bakın tabulhane dediğimiz yapıya dayanır. Oradan da ta geriye giderseniz eğer ta köpürgelere nöbetlere falan gider yani. Ta eski Türklere gider işte. Türkler de askeri gelerek böyle zaten. Biz İslamiyet öncesinin uygulamalı. Bak Yelmi Akıncı diyorum. Metan onluk sistem günümüzde kara kuvvetlerin kuruluşu diyorum. İslamiyet öncesindeki davul köpürgesi nevbeti efendim tabulani mehter diyorum. Hep köken oradan geliyor. Osmanlı Tokat'ı buradan benzer uygulamalar ta Hunlar'da köklüklerde var. Mesela oradan geliyor. Osmanlı bunları modernleştirmiş. Ve aynı zamanda şöyle bir durum var. Mehter takımı denilen bir takım var. Mehter takımı ne iş yapıyor? Padişah eğlendirmiyor ki bu. Hücum marşı denilen bir marş var. Niye var acaba yani? Mesela bakın hücum marşının ritimleri vardır. Belli aşamadan sonra hızlanır. Önceden onun eğitimi askere verilmiştir. İşte dedim ya her yerde savaş yapılmaz diye. Özellikle savaşın yapılacağı meydan önceden fizibilite edilir. Mesela padişah savaş başladığı zaman nereye çekilecek? Güvenli olan çadırı öyle tepe konumda bir yerde olması lazım. Düşman ulaşmakta zorlanacağı. Aynı zamanda Yeniçeri nerede konumlanacak? Düşman nerede tam sıcak çatışmaya düşmanla girilecek? Aynı zamanda mehter takımı nereye yerleştirilecek? Önemli. Yani sesin yankılanan ses. Tabii. Önemli. Ve onların hepsi fizibilitedir. Haydi burada kaçtı. Hayır işte öyle olmuyor işte. Ta oradan başlıyor. Savaşın yapılacağı yer fizibilitesinden başlıyor. Ve mehter takımına talimatı verir. Hücum marşını çal. Hücum marşını çaldığı zaman asker onun eğitimini aldığı için mesajı alır. Evet şimdi saldırıya geçeceğiz diye. Ve onun aynı zamanda ritimleri vardır. O ritimlerin artmasına bağlı olarak işte koskocaman ordu o şekilde harekete geçiriyor. Ve delilerle psikolojisini yıkmış olduğu düşmanı ki önde bekar Türk gençleri azaplar. Bekar Türk gençlerinde oluşan birimdir. Seskin birimdir yine. Ondan sonra Yeniçeri vesaire silindir gibi ezer geçer. İşte Osmanlı Devleti'nin karşısında 4-5 tane devlet birleşmesine rağmen Haçlı ordunun duramamasının sebebi bu. Burada sayıdan da öte başka faktörler var. Psikolojik faktörler var. Manevi faktörler var mesela. Dolayısıyla bütün bu dönemin modern uygulamaları bir araya getirildiği zaman işte o zaman zaten galibiyet dediğim şey ortaya çıkıyor. Mesela bakın. Nereden başlar biliyor musunuz? Daha bu deliler işin bir tarafıdır dedim ya. Herat'la savaşa gidilmez Serkan Bey. Bakın. Eski Türklerde de böyle. Herat'la savaşa gidilmez. Nasıl olur biliyor musunuz? Savaş, büyük savaşları çıkmadan önce atlar besiye alınır. Ve belli dönem, hatta bu da eski Türklerden gelen gelenektir. Atlar doğaya bırakılarak atların vahşileşmesi sağlanır. Bakın. İşte
İşte modern uygulamalı bu. Günümüzde İHA kullanıyoruz, SİHA kullanıyoruz. Çünkü bunun günümüzün savaş taktikleri bunu gerektiriyor. Artık yani yumruk yumruğa Osmanlı tokadıyla savaşacak halimiz yok. Ama o günkü işte Osmanlı tokadı bugün İHA'sıydı zaten. İşte bugünün siyası o günün efendim işte o atlardaki modern bahçesiydi. Her atla savaşa gidilmez. Ve önce ta oradan başlıyor. Erzak toplanır, eksikler giderilir, kılıç kalkan tamir edilir, yedek malzeme hazırlanır. Aşçısı, efendim tabibi, yedek birliği, her şeyi askere dağıtılacak olan bahşişine varana kadar, hazinenin efendim eksiklerine varana kadar ilgili vergiler konur, savaş vergileri, onların isimleri vardı. Onlar toplanır, evet artık bizim bir eksiğimiz yok denir ve o şekilde savaşa gidilir. En modern, her şey düşünülmüş, her türlü olumsuz şartlara göre B planı yapılmış, sağ kanat, sol kanat, yardımcı birlik, bu ordu yenme çok zor. Bu ordu gerçekten imkansız gibi yani. İşte büyük mesela Kanuni Sultan Süleyman gitti Muaş'ta. 1,5 ile işte 2,5 saat aralığında o efendim Macarlar, Haçlılar yendi geri döndü. Şöyle algılıyor bazı arkadaşlarımız. Hocam zaten Kanuni döneminde Osmanlı'da çok büyük bir ordu vardı. Dolayısıyla karşısındaki ordular tabii ki yani ezip geçebilirdi. Öyle değil. Muaç Meydan Savaşı'nda karşıdaki ordunun rakamı kaç olarak veriliyor biliyor musunuz? 112 bin olarak veriliyor. Bakın. O 1,5 saat, 2 saatte Osmanlı Devleti'ni kazandık diye anlattığımız o en kısa süreli meydan savaşında karşıdaki orduyla ilgili rakam 112 bin olarak veriliyor. Yani hani Osmanlı 100 bindi, karşısında 30 binlik asker vardı, 1,5 saat değil, öyle değil. Ki komiktir bak, üniversitedeki hocamın ifadesini kullanıyorum, komiktir. 1 saat, 2 saat komiktir bir savaşın o dönemde. Malazgirt Savaşı bile 6 saat sürdü bakın. 6 saat sürdü. Bak en kısa meydan savaşlarından biridir. Muaç 1,5 ile 2,5 saat aralığında sürdü. Başladı ve başlamasıyla beraber bitti. Bitti bu kadar. İşte bu modern ordu kazandı o savaşı. Bu modern ordu Yavuz döneminden gelen bu motivasyonla kazandı. Dolayısıyla Kanuni Sultan Süleyman 1520 tarihinde tahta çıktı. 6 sene sonra 1526'da Muaç yapıldı. Kanuni Sultan Süleyman 6 yılda harikalar yarattı. Evet iyidir o da ama... O nereden gelen güç? Yavuz babasından beri gelen motivasyon var orada. Fatih'ten gelen motivasyon var. Kanuni Sultan Süleyman da bunun tuzunu biberini ekti ve 1,5-2 saatte kazanılan savaşlar ortaya çıktı. İşte deliler Osmanlı Devleti'nde ya da Osmanlı Tokadı, Osmanlı Devleti'nin savaşta ordu sistemi içinde uygulanan tekniklerden biridir ve savaşın kazanmasına doğrudan etkiler. Osmanlı Tokadı dediğimiz bu. Vallahi hocam gene bilgilendik sayenizde. bir sürü şey öğrendik. Osmanlı tokadının tam nasıl atılıyordu hocam? Şöyle. Şimdi bunun çeşitleri var. Nereye? Suratınızın ama ortasına. Ama evde denemeyin. Yani. tabii sakın. Özellikle rica ediyorum. Bunu şimdi izleyicilerimizden. Ben derslerimde de anlattığım zaman şimdi aile ortamında çocuklarla pedagojik atmosfer derken onu kastediyorum. Bunu özellikle biz uygulamayacağız. Yani göstermeyeceğiz. Niye? Çocuklarımız bunu örnek alarak kardeşine falan uygulayabilir. Böyle bir şey yapmayacağız. Aman isteyicilerimizden rica ediyoruz özellikle. Kaş yaparken göz çıkarmayalım. bunu pedagojik bir üslupla çocuklarımıza aynı zamanda anlatabilmemiz lazım. Savaşta uygulandığını özellikle belirtmemiz lazım. Düşmana karşı uygulandığını belirtmemiz lazım. Bu Osmanlı Devleti'nin zorunluluktan dolayı uygulamış olduğu bir politikadır diye anlatmamız lazım. Bu keyfi olarak uygulanan bir durum asla değildir. Evet. Onun için... Biz barışçıyız ama savaş kaçınılmaz. Yani doğanın, yaşam şartların bir gereği olarak gerçekleşiyorsa o zaman bu savaşı kazanmanız lazım sizin. Kazanmak için de modern teknikler uygulamanız lazım. Osmanlı'da bu modern tekniklerden bir tanesini Osmanlı Tokadı olarak uygulamış. Osmanlı Tokadı'nın özü bu. Çok teşekkürler hocam. Rica ediyoruz. Biz çok mutlu olduk. Gene çok fazla yorum geleceğine inanıyorum. Ben çünkü bayağı hoşuma gitti bu program tekrar. Biz herhalde bir 4. bölüm, 5. bölüm tekrar sizle beraber yapacağız gibi. Ben mutlu oluyorum şahsım adına gerçekten. Ben bir kere daha size teşekkür ediyorum. Yayın grubumuz adına gerçekten bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ne zaman bu programda bize yer açılırsa biz seve seve memnuniyetle sizle beraber dinleyicilerimizi, izleyicilerimizi bilgilendirmek için bilgimizi sonuna kadar kullanırız. Bu bizi çok mutlu ediyor. Yani özellikle o gelen mesajlar okuduğumuz zaman çok daha fazla mutlu oluyoruz. Diyor ki mesela hocam biz diyor bunu dinledikten sonra diyor bizim diyor çocuk diyor şunu sordu diyor. Bak çok önemli altını çiziyorum. Baba bu Osmanlı tokatını atan anne
Süpermen gibi bir şey. Bak şimdi. Bu çok önemli bir şey. Bu çok önemli bir şey. Şimdi biz hep çocuklarımıza küçük yaştan itibaren Batman, Süpermen, Örümcek Adam gibi hani özellikle bu tip şeyleri mecburen izleyince halbuki bizim tarihimizde Süpermen ne Süpermenler var yani. Süpermen'e taş takacak ne adamlar var yani. Şimdi diyor ki bunu sordu mesela. Bu çok güzel bir şey bak. Özellikle bir çocuğun 5, 6, 7, 8, 10 yaşındaki bir kardeşimizin, evladımızın kendi tarihinde Süpermen'den daha aslında makbul olan bir kahraman ya da kahramanlar olduğunu merak etmesi bile beni son derece ziyadesine memnun etti. Evet. En çok sevindiğim taraf bu. Onun için bu programda ne zaman bize yer açılırsa biz sonuna kadar burada bilgimizi sunmaktan, fikir alışverişinde bulmaktan mutluluk duyduğumuzu her fırsatta dile getiriyorum ve size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Üçüncü bölümümüzün konu Yasin Korkut hocamızdı. Osmanlı Tokat'ını inceledik. İsterseniz dördüncü bölümde de herhalde hocam sizi bir konuk alayım. Fakat bu bölümün altına hangi konuyu anlatmamızı istiyorlarsa onu yazın arkadaşlar. Biz de hocamızla beraber değerlendirip arasından bir tanesini seçelim ve o konuda üzerinde çalışalım. İsterseniz öyle uygunsa sizin için. Hiç problem değil, hiç problem değil. Tarihin her aşaması güzeldir. İnkılap tarihi, Osmanlı tarihi, eski Türk tarihi, İslam tarihi fark etmez. Tabii ki dizli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz bizden özellikle onların talep ettiği, daha çok dinlemeyi arzu ettiği bir yer varsa o bizi daha çok mutlu eder. Aynen hocam. Çok teşekkür ederiz herkese bizi dinlediğiniz için, izlediğiniz için. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar videoyu. Hocam son sözü size bırakayım. Ben çok güzel bir program olduğu kanaatindeyim. Özellikle bizi evlerine konuk eden, bu bilgisayar, televizyon başında bizleri izleyen tüm en küçükten en büyüğe kadar tüm dinleyicilerimize selamlarımızı gönderiyoruz. İyi günler diliyorum. Çok teşekkürler hocam. Tekrar Öğrenci İşi ve 7 İklim yayınlarına teşekkür ediyoruz bu programı bize olanak sağladıkları için. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın diyoruz arkadaşlar.